Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak videolar vardır. Onları da seyredebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, geçenlerde tırpan almıştık. Misina almıştık. Misinaları falan çektim videosu var da. Şimdi bu tırpanın rediktörünü yağlamak için bu şekilde diş macunu gibi presler var arkadaşlar. Bu preslerden aldım. Şimdi bu pres 145 derece ısıya dayanıklı. Haliyle çalışan rediktör dişlisi içinde ısınıyor. Normal gresten ziyade ısıya dayanıklı gres kullanmanız daha faydalı. Şu anda en çok piyasada da kullanılan ithal yazıyor üstünde. Power diyor. Şu şekilde arkadaşlar. Burada rediktörün resmi var. Burada markası var. Yani böyle bir gresi aldık. Bunu sırt motoru, ot biçme motorumuz, tırpan motorunda Bolat BY520'de kullanacağız. Şurada yazıyor 145 dereceye kadar diye. Zaten şurada da tırpan gresi diye yazısı var arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Yani eğer sizin de böyle amatörce kullandığınız ot biçme tırpanınız varsa böyle bir İşte diş macunu gibi tüpte gres yağı alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Redüktörü yağlamayı mutlaka unutmayın. Bunu yağlamazsanız size ileride sorun çıkartacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki illa bu yağı mı almamız gerekiyor? Arkadaşlar illa bu yağı almanız gerekmeyebilir. Mesela isterseniz şöyle bir enjektör alıp halihazırda eğer elinizde gres yağı varsa böyle kovada veya bir ambalajda satılan gresler var. 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo yani sanayi tipi daha fazla büyükleri var. Eğer o tür elimde benim gres var derseniz köyde, kentte, dağda mesela ulaşamayacağınız yerlerde halihazırda elinizdeki gresi kullanabilirsiniz. O gresi de bu enjektörün şeyini çıkartarak buraya bir kaşık yardımıyla bir şeyle gresi buna doldurursunuz. Bunun ucunu da zaten tam redüktöre girer bunun ucu. Bundan da redüktörü gres yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir şırınga. Bunların maliyeti yok yani 10-15 lira bir şey. 60 miligramlık 60 miligramlık bir şırınga bu. Yani böyle bir şırıngaya da herhangi bir sanayi tipi gresi doldurarak günü kurtarmak için bununla da gresleme yapabilirsiniz. Hatta çoğu insan bu tür şırıngayla gres yağı basıyor redüktörüne. Ama dediğim gibi bunlar da ulaşabilirseniz almaya imkanınız varsa çantanızda bulunur. Hemen belli bir biçimden sonra redüktörünüzü yağlamak için bunu buradan açtığınızda zaten ucu bakın hemen şey redüktöre bunu geçirip güzelce bastığınızda yağlama işleminiz oluyor arkadaşlar. Bunu tanıtmak istedim. Yani ilk etapta 150 miligramlık bir gres yağı. Şurada da yazıyor 150 miligram diye. Yani bu işinizi görebilir. Alma imkanınız varsa bunu alın ama yoksa dediğim gibi elinizdeki gresi de buna doldurarak bu enjektörle bu şırıngayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.